gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakareti infiale neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan yapılan hakarete tepki gösterdi. İnsanı hayvandan ayırt eden edeptir demiş Şemsi Tebrizi. Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan milletin adamına edepsiz laflar etmişler. Sedef edepsiz, Yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumsa bunun milli iradeye açıkça bir saldırı olduğunu ifade etti. Hakareti, terbiyesizliği ve ahlaksızlığı meslek edinen bir şahsın çirkin üslubuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına ettiği hakaret aynı zamanda aziz milletimizin iradesine ve değerlerine alçakça bir saldırıdır. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yapılan hakareti kınadı. Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum. Bu yapılan sadece ahlaksızlık da değildir. Siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur. Bu ahlaksızlık ve sorumsuzluk karşısında demokrasi ve hakkaniyet namına sesimizi yükseltmeliyiz. Bu genişlemeyi bir sorun olarak addederler. Marjinal kesimlerin günden güne radikalleştiğine dikkati çeken Altun, hakaretin bir hak ve özgürlük değil suç olduğunu söyledi. Radikalleştikçe kamusal alanda öfke nöbetleri geçiriyor. Bu unsurlar her platformda seri yalanlar söyleyip gazetecilik adı altında ucuz dedikodular yapıyor, hakaretler ediyorlar. Hakaret bir hak, bir özgürlük değil bir suçtur. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise sizlere inat milletin başkanı Erdoğan'a sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecektir. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından Kabaş'a tepki gösterdi. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz dedi. Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil, ahlaksızlık ve pespaylıktır. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Yine maalesef alga operasyonuna başlamış. AK, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'sa kullanılan çirkin dile dikkati çekti. Yapılanın ahlaksızlık olduğunu ifade etti.